YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya hoş geldiniz. Bundan böyle size her cuma akşamı geride bıraktığımız haftada Türkiye ve dünya havacılığından derlediğim haberleri aktaracağım. Sektörde öne çıkan gelişmeler nelerdi? Hangi konular konuşuldu? Ne gibi haberler gündemi meşgul etti gibi sorulara birlikte yanıt arayacağız. Evet, bültene başlamadan önce isterseniz gelin önce başlıklara kısaca göz atalım. Air France'ta büyük kriz. Personel grev yapıyor. CEO istifa etti. Şirket hisseleri düşüşte. Peki bu gelişmeler Air France'ın batmasına neden olabilir mi? Grevin arkasındaki gerçek sebep ne? Türkiye'deki havalimanları yolcu sayısıyla rekor kırmaya devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde Avrupa'nın zirvesinde bizim havalimanlarımız yer aldı. Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmasını feshetmesi Airbus ve Boeing için milyarlarca dolar kayıp anlamına geliyor. Türk Hava Yolları uçuş ağına Rusya'dan yeni bir nokta daha ekledi. Milli Hava Yolu hangi şehre uçmaya başladı? Şirketin uçtuğu toplam destinasyon sayısı kaç oldu? Taksi çağırır gibi uçak çağırıp istediğimiz yere gideceğimiz günler yaklaşıyor. Uber, uçan taksi projesini ilk kez görücüye çıkardı. Jetkiller çizgi filmi gerçek oluyor. Boarding Info Havacılık Bülteni başlıyor. Sektörde haftanın öne çıkan olayı dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden olan Air France KLM'in yaşadığı müthiş kriz oldu. Çalışanlar grevde, CEO istifa etti. Şirketin hisseleri müthiş bir hızla dibe doğru gidiyor. Uçuş iptalleri ve rötarlar nedeniyle yolcular tepkili. Üstelik kısa vadede sular pek durulacak gibi görünmüyor. İsterseniz hep birlikte detaylara bakalım. 14 yıl önce Fransa ve Hollanda'nın ulusal taşıyıcıları birleşerek Air France KLM adını aldı. 2017 yılında 98.7 milyon yolcuya hizmet veren şirket aslında uzun zamandır Fransız sendikaları ile sorun yaşıyordu. Pilot sendikası SMPL, pilotların genel çalışma koşulları ve maaşlar konusunda pek çok defa grev kararı aldı. Şu an devam eden grevin nedeni maaş zamları sendika çalışanlar için %5.1 oranında zam isterken yönetim bu yıl için %1, ek olarak 4 yıl içinde %7'yi bulan bir zam paketi teklif etti. Personelin %55.4'ü öneriyi reddetti. Bunun üzerine CEO Jean-Marc Janialak görevi bıraktığını açıkladı. Yaşanan durumu rakiplerimizin yüzünü güldürecek muazzam bir karmaşa olarak nitelendiren Janialak'ın istifa kararının ardından şirketin hisselerinde müthiş bir düşüş yaşanmaya başladı. Hisseler yaklaşık %15 değer kaybetti. Bu arada sefer iptalleri ve gecikmeler de yaşanmaya devam ediyor. Elbette bunlar da şirket için ciddi mali zarar anlamına geliyor. Peki olayın perde arkasında ne var diye sorarsanız, bu sadece yönetime karşı tavır alan çalışanların yaptığı basit bir eylem değil. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un piyasaları modernize etme girişimine karşı verilen toplumsal tepkinin önemli bir parçası. Macron'un tarzı ve yönetim şekli güçlü işçi sendikalarını oldukça kışkırtmış durumda. Sadece Air France değil, Fransız Ulusal Demiryolu İdaresi çalışanları ve belediyelerde çalışan temizlik görevlileri de grevde. Yüz binlerce kişi Macron'un emekçi haklarını tahrip eden neoliberal politikalarını protesto ediyor. Peki bu grev neticesinde Air France batar mı diye sorulduğunda cevap Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'den geliyor. Bakan böylesi büyük bir eylemin şirketi batırabileceğini açıkça söyledi. Air France'ın sadece %14.3'ü devletin. Grev nedeniyle hava yolunun her gün en az 25 milyon euro kaybettiği düşünülüyor. Grev nasıl sonuçlanacak? Kim geri adım atacak? Hep birlikte göreceğiz. Küresel olarak hava yoluyla seyahatler arttıkça havalimanlarındaki yolcu ve uçak trafiği de ivmeli bir şekilde artıyor. Türkiye de bu konuda oldukça iddialı durumda. Öyle ki rakamlar da bunu doğruluyor. Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI hafta içinde 2018'in ilk çeyreğinde Avrupa'da en çok büyüyen havalimanlarını açıkladı. Trafiğini en çok artıran havalimanları listesinin ilk 3 sırasını Türkiye'deki havalimanları oluşturdu. Listenin ilk sırasında yolcu sayısını %21.5 oranında artıran İstanbul Atatürk Havalimanı yer alırken, ikinci sırada %18.5 ile İstanbul Sabiha Gökçen, üçüncü sırada ise %16.5 ile Antalya Havalimanı yer aldı. Lisbon ve Moskova Şeremetyevo Havalimanları listenin ilk 5'ini oluşturdu. Yıllık yolcu sayısı 10 ila 25 milyon arasında değişen havalimanları kategorisinde ise Ankara Esenboğa Havalimanı açık ara zirvede yer aldı. Esenboğa'da yolcu sayısı yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %41.3 arttı. ABD ile İran arasında Temmuz 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi havacılık sektörünü de yakından ilgilendiriyor. Ambargoların kalkmasının ardından hem Amerikalı imalatçı Boeing hem de Avrupalı imalatçı Airbus İran'dan yüklü miktarda uçak siparişi almıştı. Nükleer anlaşmanın iptaliyle İranlı şirketlere uçak satılmasına yönelik lisanslar da iptal edildi. Böylece hem Airbus hem de Boeing milyarlarca dolardan oldu. Boeing'in İranlı havayollarından 115'i kesin, 30'u opsiyonlu toplam 145, Airbus'un ise 116 uçak siparişi vardı. Bir başka imalatçı ATR ise 20'si kesin 20'si opsiyonlu 40 adet uçak için İranlılarla anlaşma imzalamıştı. Bu kararın üzerine İranlı hava yollarının Rusya'nın geliştirdiği bölgesel yolcu uçağı Superjet 100 ve MC-21 uçaklarına yöneleceği düşünülüyor. Müzik Milli Hava Yolumuz Türk Hava Yolları uçuş anı genişletmeyi sürdürüyor. THY geçtiğimiz hafta içinde Rusya'nın Krasnodar şehrine ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve bu iki şehri birbirine bağladı. Böylece THY'nin Rusya'da uçtuğu şehir sayısı 10'a yükselirken dünya genelinde uçtuğu destinasyon sayısı 303'e çıktı. İstanbul-Krasnodar seferleri haftanın 5 günü karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. <laughs> Özellikle İstanbul'da yaşayanlar olarak trafikten bıkmış durumdayız. Hele ki acelemiz olduğunda hepimizin aklından mutlaka kanatlanıp uçmak geçiyor. Uçan arabanıza sahip olduğunuz günleri beklemekten bıktıysanız umudunuzu kaybetmeyin derim. Zira havacılık dünyasının yakın gelecekteki projeksiyonları arasında dikey kalkış ve iniş yapabilen küçük otonom elektrikli araçlar üretilerek bunların özellikle metropollerde hava taksi olarak kullanılması var. Bu fikri hayata geçirmek için de pek çok şirket çalışmalarını sürdürüyor. Workhorse'un Surefly'ı, Kitty Hawk'ın Korası, Bell'in Air Taksisi, Almanların Volokopteri, Airbus'un City Airbus'ı jetkilleri gerçeğe dönüştürmek konusundaki en güçlü adaylar. Hafta içinde ise Uber, 2020'de hayata geçirmeyi umduğu hava taksinin prototipini Los Angeles'ta ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Uber'in yeni oyuncağı silindirik gövdesiyle bir drone'u andırıyor. Tamamen elektrikli motorlara sahip olan tasarım böylece daha sessiz, daha verimli ve daha ucuz olacak. Saatte 240 ila 320 kilometre aralığında hıza ulaşması beklenen hava taksi, yerden 2000 metre yükseklikte uçacak. Dolu şarj ile yaklaşık 100 kilometre menzile sahip uçan taksinin bataryaları 5 dakika içinde dolacak. Şirketin CEO'su insanlar ileride Uber uygulaması ile normal taksiyerine hava taksi çağırarak en yakın çatıya çıkıp beklemeye başlayacak diyor. Pilot haricinde 4 yolcu kapasitesine sahip olan Uber'in uçan taksileri yolcular tarafından paylaşımlı kullanılacak. Bu sayede insanlar daha ucuza, daha uzak mesafelere daha hızlı gidebilecek. Biz de merakla bir an önce bu uygulamanın hayata geçmesini bekliyoruz. Boarding info havacılık bülteninin sonuna geldik. Gelecek hafta yepyeni haberlerle görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.